Evet arkadaşlar, ben neredeyim? Tabii ki ahırdayım. Bunlar buzağlarımız. Koca oğlan yatıyor. Bu da kurbanlığımız arkadaşlar. Bir türlü yemek bilmeyen kurbanlığımız. Önündekini bir türlü yemiyor. Sürekli böyle bize bakıyor arkadaşlar. Hiç şişmanlamadı maalesef. Şimdi bunlar benden su istiyor arkadaşlar. Bunlara ben bir su vereyim. Atlarını süreyim. Bizim sabahki rutinimiz böyle. Alın bakayım cücüklerim. Yanmışlar. Rabbimin sessiz canları bunlardı. Yanmış su diye. Biri kız, biri oğlan. Beyaz olan oğlan, kırmızı olan Tosun. Beyaz olan kız. Şu kız yani. Kuzum, yandın mı susuzluktan sen? Önlerinde de var. Sabah sabah bunlara geliyor işte arkadaşlar. Yan komşu kapıyı açtı. Sütçü daha gelmedi Hasan. Gelecek abi. Bunlara şey, su vermeyi unuttum. Yeni geldi aklıma. He? Yeni geldi aklıma ben de. Atlarını süpüreceğim arkadaşlar. Hadi böyle tane var. Böyle olsun ya. Tarlaya mı gidecek? Ben sağlık ocağına gideyim diyorum. Tamam. İşmiyorlar şimdi bunlar. Bu yemiyor, hiç yememiş önündekini. Bırak, bırak, hiçbir şey vermiyor. Hayır duracak. Koca olan kalktı ya. Bu kurbanlık olmuyor arkadaşlar. Yaşı küçük olduğu için. Yaşı küçükmüş. Tosunun. Onu kurbanlık yapacaktık ama olmadı. Kısmet değilmiş. Baktırsan ne olacak? Geçti o iş. Kurbanlığı aldık bir kere. Ben gidiyorum bahçeye. Şu video çekeyim azıcık. Video çek diyorlar. Hayvanlarını hiç çekmiyor. Koyda yaşıyorum diyorlar. Vallahi bak. Tavuklar ne çek diyor. Tavuklar ne çek diyorlar gerçekten. Onlara bir şey yeşillik getireyim. Yok değil, şunlara bir bakın ya. Şunlara bir bakın ya. Maşallah deyin arkadaşlar. Vallahi maşallah deyin ya. Şunların tadına bakın ya. Ha, sizi severim ben ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulüm. Nasıl da güzel yaratmış kurban olduğum Yaradan'ım. Sizi severim ben sizi. Bunlar da iki tanesi bizim aslanlarımız arkadaşlar. Bunlar ne kadar tatlı ya. Ben de şimdi arkamı döndüm mü koşarak geliyorlar. Önüme baktım mı kaçıyorlar geriye. Şimdi bahçeye gidelim. Ben hala dışarıdayım. Yukarıya çıkamadım daha. Sütçü de geldi. Telefonu da fazla sallamayayım şöyle. Gördün oğlum sen, ha? Yemek yedin mi acaba sen? Karnını doyurdun mu acaba?
Hepsi bir şeyler bekliyor. Patateslerimiz maşallah çiçekteler. Sulamıştı eşim. Gördünüz mü? Burası bizim patatesimiz. Şu iki sırası satın alma. Şunu üç sırasını da annemden getirdim ama fazla da iyi olmadı nedense bunlar. Soğanlarımız. Bunlar da tere. Ben seranın içine şey ekmiştim, salatalık. Şunlar da salatalık çiçekti arkadaşlar. Görüyor musun? Sararmış ama çok sulandığından herhalde. Ahşapla da sormuş. Ne sararmış? Onun da bir şeyi sararmıştı. Patlıcan mı demişti? Neydi? Ahşapla çok suladığın zaman sararıyor. Bunlar da salatalık arkadaşlar. Burayı hiç çapalamadım. Bura boş gibi bir şey yani. Şunların güzelliğine bir bakın. Domateslerin. İnşallah domateslerini de görürüz. Bunlar hep çapalanacak. Bunlar çapalanacak. Çamur olduğu için çapalamadım. Bunlar da marul. Tavuklara götüreyim. Tavuklara vereceğim şimdi. Bayram ederler. Marul çok seviyorlar. Yapraklar da toplanacak olmuş. Biraz topladım ama. Ama şey. Şöyle hastalık oluyor. Nedense marullar şeyde. Yapraklarda şöyle. Yani hiç toplamadan hastalanıyor. Bu sene dallarımızda kayısımız yok ama kirazımız var arkadaşlar. Gördünüz mü kirazları? Ama hala yetişmedi. Hepsi göğ. Daha bunlar yetişmediler. O kadar güzel oluyor ki ama bunlar sarı kiraz, kırmızı kiraz değil. Bunlar borular. Bunları tarlaya götürüyor. Su yapıyor bunlarla. Tavuklar marulun geldiğini biliyorlar. Şu an beni bekliyorlar orada. Bakın arkadaşlar nasıl biliyorlar marulların geldiğini. Çok seviyorlar, çok. Şurada biraz daha var, dışarıya çıkmasınlar ki tilki, köpek gelip bunları götürüyor. Bir tanesi de bir tanesini götürmüş. Alın bakayım siz de yiyin. Yemleri de var gördüğünüz gibi. Şunları da atayım içeriye. Her taraf çamur. Yağmur hiç durmuyor. Bugün güneş var. Pıs 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 pıs. Benimkilere bakın, benimkilere. Gel. Pıs 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 pıs. Ne? Acıktınız mı Hasan? Köpeğe bir şey verdin mi? Ne? Gel. Bunlar bir şey beğenmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey beğenmiyor. Hiçbir şey beğenmiyor bu kipriler. Hiçbir şey. Benden korkuyorlar ya. Arkamı dönünce koşarak geliyorlar. Önümü döndüğüm zaman hemen geri duruyorlar. Benden korkuyorsunuz mu? Ben bunlara kızıyorum arkadaşlar. Eve girdikleri için. Şunun keyfine bak. Şunun keyfine bir bakın ya. Şunun keyfine bir bakın. Bu çok cingan, bu çok cingan, çok. Oğlumdan başkasına varmaz bu. Değil mi? Değil mi kız? Bak korktu bende. Neyse arkadaşlar, ben eve gidiyorum. Hadi görüşmek üzere. Ben şimdi kümese girdim arkadaşlar.
Biz kümese pine derik. Şunlar da küçükler. Bunlar da kayınbabam almış. Bunlarla büyükler kavga ediyor tabii ki. Değil mi cücüklerim size? 10 tane almış, bir tanesi kayboldu. Köpek mi götürdü, ne götürdü bilmiyorum. Burada bir tane tavuk yatıyor. Korkarım da almayayım arkadaşlar. Ay ısırıyor. Dur be kızım. Yumurta var mı? Bakacağım. Yok arkadaşlar, ben korkuyorum. Çekmeliyor vallahi. Yok alamadım. Varsa da bilmiyorum artık. Beni rahatsız etme diyor. Bunlar da korkuyor, dışarı çıkmıyor. Şeylerden. Biz yemi böyle, süt yemini ıslatıp veriyor arkadaşlar. Ama bu çamur gibi olmuş. Ben bakamadım arkadaşlar, şimdi eşim bakacak. Bu cücükler de çıkmıyor Hasan. Tavuklardan mı korkuyor ki acaba? Ha ışığını yak da hem video karanlık çıkıyor orada. Dur bakalım. Hadi bir dur. Hasan yapma. Video çekiyor mu? Tamam çekiyor. Sen çek işte, öyle yapıyor. Ay, yumurta yok arkadaşlar. O kadar cinganmış bu tavuk ki anlatamam size. Evet arkadaşlar, burada kayınbabam gelin evindeyim. Kayınbabama yemek hazırlıyorum. Kaynanam deve Kayseri'de olduğu için o evinde yok. Böyle gelip her sabah çayını hazırlayıp yukarıya öyle çıkıyorum. O yukarıya gelmek istemiyor. Çünkü yukarıya çıkamam diyor. Dizlerinden rahatsız, o yüzden. Burada da kıymalı yumurta pişiriyorum ona. İki tane yumurta var. Böyle kıymalarımı eritiyorum. Zaten kıyma yağlı olduğu için kendi yağı çıktı üzerine. Böyle güzelce kavurayım. Burada da bir şeyler hazırladım işte. Elime tahta kaşık alayım ki tahta kaşıkla daha iyi olur. Yumurtalarımı kırdım, biraz tuz ekledim arkadaşlar. Aslında biber de doğrasam iyiydi ama belki yer belki yemez diye biberli yapmadım, yeşil biberli. Ama ben evdekilere böyle yapmayacağım, biraz biber biraz soğanlı yapacağım. Benimki melemen tarzında olacak. Ona böyle yaptım. O her şeyi de yiyemiyor zaten. Altını da açtım, pişiyor şu an. Ben biraz aslında cıvık severim. Bizimkiler hiç cıvık sevmezler yumurtayı. Birazcık cıvık olması daha iyi bence. Ekmeği banıp yersin. Neden şişmanladık? İşte bunlardan şişmanladık. Ekmeği banarak. Acıktım galiba. Daha ben bir şey yemedim tabii. Burada da ocağı siliyorum arkadaşlar. Ben şimdi ses kaydı yapıyorum çünkü orada hiç konuşmadığım için. Bu bir ses kaydı yani. Evet, ben eve geldim. Şimdi şunu silkelemekle bir önce başlayalım. Bunlar da tabii peşimdeler. Hiç ayrılmazlar benden. Maşallah. Ben nereye, onlar oraya. Şöyle şunu da silkeleyim arkadaşlar. Eve girelim ondan sonra. Tamamdır. Öncelikle pencerelerimizi açalım. İnanın ki o kadar yağmur, toz, toprak şeyler. Pencere niye açılmadı?
Her taraf camlar. Şöyle. Şöyle açayım en iyisi ben ya. Şöyle hava alsın. Nasıl tuttuğumu da bilmiyorum. Buranı da havalandırayım. Bizim televizyonda çalışıyor. Şöyle. Eşim ben yanına kadar da çayı demlemiş. Kaynıyor. Hemen bir yumurta pişireyim arkadaşlar kahvaltıya. Biraz kıymam var arkadaşlar. Biraz soğan doğradım. Biraz biber. Buradan da yazdan hazırladığım melemenim vardı. Bir iki kaşık da ondan koyacağım. Fazla eklemeyin. Piçortular fazla sevmiyor. Saat bu arada 10'a geliyor. Ben bu sofrayı koyup hemen sağlık ocağına gideceğim. Kan değerlerime baktıracağım arkadaşlar. Biraz pişsin. 4 tane de yumurta kıracağım arkadaşlar. Tabağı da almayacağım arkadaşlar. Böyle tavayla koyacağım. Bizimkiler hala yatıyor daha. Saat 10'a geldi. Melemen gibi bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi bu yumurtanın beyazı çok diyecek oğlum. Oğlum beyazın yumurtasını hiç sevmiyor arkadaşlar. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ben de bazen söylüyorum, tamam mı, tavuklara söyleyeyim de beyaz yumurtlamasınlar diye. Kahvaltımız bu şekilde arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Kahvaltıyı hazırladım arkadaşlar. Oh, ekmeği getirmeyi unuttum her zamanki gibi. Mutlaka bir eksik getiririm. Şimdi ben yemeyeceğim. Sağlık ocağına gideceğim dediğim gibi. Aç karnına gitmem lazım. Kan tahlili vereceğim için. Hadi bakalım. Sağlık ocağında görüşürüz inşallah. Bizimkilere afiyet olsun. Ben herkese bir çağırayım. Kalksınlar artık. Öğlen oldu dışarı. Herkese afiyet olsun. Sofra başındakilere de. Daha da o kadar sıcak ki. Güneş olmasa bile sıcak yani. Bir kanımızı verelim bakalım ne çıkacak. Çok güzel, her yer yemyeşil. Bak köpek var burada. O da bana bakıyor. O benden korkuyor, ben ondan. Şişt, uzak dur bakayım. Bizim bura mahallemiz çok güzel. Buraya da pancar ekmişler galiba. Kalabalık mı ne sağlık ocağı? Şurası sağlık ocağı. Telefonda sallamamaya çalışıyorum ama. Kan değerlerime baktırmaya geldim ama yarın gelecekmişim arkadaşlar. Bugün alınmıyormuş. Yarın alınıyormuş. Şimdi tekrar eve gidiyorum. Gelirken de kekik getirdim arkadaşlar. Emine ağlam kekik verdi. Bahçeye stille diye. İnşallah bunu da stillerim. Ben sağlık ocağından geldim. Ay, o kadar sıcak ki güneş olmasa bile içeri çok sıcak. Dışarı çok sıcak. Bizimkiler daha kahvaltılarını yapmamışlar arkadaşlar.
Onlar da benim gibi saatli yiyorlar. Bunu suyun içine bırakayım. Şey olmasınlar, kurumasınlar. Sağ hocandan geldim arkadaşlar. Şöyle biraz oturdum. Bizimkiler daha kalkmamış. Kahvaltı yapılmamış. İşte öyle arkadaşlar. Kanım da alınmadı. Bugün alınmıyormuş. Yarın alınıyormuş. Yarın tekrar gideceğim. Yarın gel dedi doktor. Bakalım kanlarına dedi. Bu şekilde arkadaşlar. Ne yemek ne yapacağım onu bilmiyorum. Bugün yemek ne pişirsem. Dün ne pişirdim? Dün tarhana çorbası vardı. Çocuklar yanında kuru soğanla çok seviyor. Kek yapmıştım işte akşamda. Onları yediler. Bugün ne yaparım onu bilmiyorum. Ne yemek yapsam öyle onu düşünüyorum inanın ki. Acaba dolma mantı var ondan mı pişirsem diyorum. Bilmiyorum artık ne pişirirsem. Ama ben şu saat oldu hala hiçbir şey yemedim. Benim acilen bir şeyler yemem lazım. Su hiç içmedim. Dişlerimi fırçalamadım. Ne bileyim ya işte yani öyle. Takipçilerimle karşılaştım. İki tane. Biri okul arkadaşım Elif. Diğeri de Nazmi Yapla. Çok sevdiğim bir arkadaş. Onlarla karşılaştım. Onlar da beni izliyormuş. Çok güzel zayıfladın diyorlar onlar da. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. İzleyen kişiler de çokmuş arkadaşlar. Dediler birkaç kişiyi de seni izliyorlar diye. Hepinizden Allah razı olsun. Destekleriniz için. Yeni gelen abonelerim de var tabi. Ayşe Abba'dan gelen, Ayşe Alkoç'tan gelen aboneler de var. Kuzenlerini, yeğenlerini gerçekten bütün hepsini söylemiş Nermin'e abone olun diye. Hepsi de geldi söylediler. Hepinizden Allah razı olsun. Elif var. İsmi Elif. Eda var. Fatma var. Başka hatırlayamadım isimlerini. Ancak bu kadar hatırlayabildim. Tabi aşağıdan düdük çalıyor. Bırakırlar mı hiç? Konuşturmazlar bile inanın. Hepinizden Allah razı olsun gerçekten. Destekleriniz için. Allah razı olsun. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Yaptığınız yorumlarda beğenirseniz çok sevinirim. Abone değilseniz abone olmanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Beğenmek ücretsiz. Görüşmek üzere.